yapıyorum. Tamamen bu sürecin başından beri. Bu süreç sizi kendi ilişkileriniz üstüne düşünmeye zorlayan bir süreç, tamam? Elimde nasıl? Evet. Yani işte istatistikler geliyor ya, Çin'de boşanmışlar falan filan diye. Abi gerçek o. O gerçek. O gerçek. Çünkü Temeli yoksa gidiyor Polat. ya ben bir şey Temel söyleyeyim. çok önemli. Temelin falan ötesinde idare ettiğin bir şey var idiyse, Evet, ilişkisi, orayı. çocuk ilişkisi, o bu Evet, falan. doğru. Çünkü ne olacak? Ben akşam saat 8'de 7'de eve geliyorum. Zaten bir tarafımızı zorlasak hepsi akşam 11-12'ye kadar birlikte. Sonra uyuyoruz. Sabah Evet. kalkıyoruz, bir hayat meşgalesi. Senede de bir 10-15 gün birlikte tatil yapıyoruz. Bu kadar zaten ya. Ay, İlişki dediğin, evet. ayırdığın zamanın hepsi bu. Dünyanın en rezil kadını, en rezil adamı, en rezil çocukları da olsa çekilir bu kadar süre. Çekilir. Yok ya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Böyle idare edenlerde patladı. Tamam mı? Şimdi Evet. ama sen 70 günü bir arada geçirince abi Hayal bitiyor bile zaten. edemiyorum. Ha, sana İdare ettiğim bitmiyor. biriyle 70 gün. 70 Ya. gün gidemezsin. Gidemezsin. O yüzden ilişki problemleri tavan yaptı şu anda. Ve bu ilişki Tamam. problemleri evladım dediğinle bile. Bak hayat sana işte şimdi bir tane mesaj ver. Gözünü seveyim bunu anla. Diyor ki bunların üstüne çalış. Ben boşan demiyorum. Ben çocuğu evlatlıktan reddet demiyorum. Sana diyor ki bak bu ilişki idare ettiğim bir ilişki. Oysa ki seni doyuran, hayatını anlamlı kılan bir ilişki olabilir. Bunun potansiyeli bunda var. Gözünü seveyim buraya emek ver. Emek ver diyor. Başka bir şey demiyor. Ne emek vereceğim? Vereceksin arkadaş. Demek ki senin aksayan bir şey var bu ilişkinde. Bayram günü mü? Ne mi yapacaksınız? Sarın çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi. Oturun, muhabbet edin. Edemiyorsanız bile birbirinizi rahatsız etmeyeceğiniz bir durum bulmaya çalışın. Sakın şöyle de bir şey yapmayın. İlişki problemimiz var. Şimdi hazırda buradayken çözelim. Öyle çözemezsiniz. Öyle çözülebilir olsa buradayken Kalple. he? Kalple bu iş yani. Ve başka bir şey Burayla değil. söyleyeceğim. Burada bugün çözemezsiniz. Bugün çözemezsiniz. Bu günler bugün bitene kadar eyvallah edeceğiniz günler. Onu söyleyeyim size. Bu bittikten sonra üstüne çalışın diyor size. Biraz ferahlayın, biraz içinizi sakinleştirin. Eskiye dönmeye müsaade etmeyin. Evi çocuklar yönetiyorsa ve onların isteklerine uyarak hayat geçiren bir ana baba idiyseniz mesela şu geçtiğimiz 70 günde hizmet sektörünün en rezil çalışanı olduğunuz demektir. Kimseyi mutlu etmediğiniz ve sürekli hizmet ettiğiniz bir hayatınız oldu demektir. Allah yardımcınız olsun. Eşinizle ilişkinizde de öyle. Ya arkadaş bu dönem size bunları söylüyor. Bayram da aynısını söylüyor. Bu bayramı keyifli olarak geçirip geçirmemek sizin elinizde. Çok özel bir şey de yapmaya gerek yok. Bizimkiler giyindiler hocam. Mis gibi. Birazdan oturacağız, fotoğrafımızı çekeceğiz, Oh. muhabbetimizi edeceğiz. Sabahleyin kalktık, dedelerini aradılar, o oldu, bu oldu falan filan. Bu 2 gün böyle gider, 2-3 gün böyle gider. Ha bir yerde pijamaya döner miyiz? Döneriz. Ama şimdi Dönelim. pijamalı değiliz. Şimdi pijamalı değiliz. Yani Değil. o da normal. O da normal. Yani bir yerde döneceğiz ona. Ve bu sürenin içerisinde bana göre birlikte olabilmek bir keyfi paylaşabilmekle ilgili bir şey. Tatlı yerken mi paylaşırsınız, balkonda otururken mi paylaşırsınız, sohbet ederken mi paylaşırsınız, uzanmış uyurken mi paylaşırsınız, onu bilmiyorum. O sizin bileceğiniz bir şey ama önemli olan o keyfi paylaşabilmek. Başka bir şey yok bence.